Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. İyi pazartesiler diliyorum sizlere. Bildiğiniz üzere artık Bitcoin fiyatı 29 bin dolardaki altın oranı seviyemize geldi. Bu seviyede sizce satın alım yapmalı mıyız yoksa birazcık daha düşecek miyiz? Bu videoda sizlerle bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. İlk başta sizlerle biraz geniş açıdan bakmak istiyorum grafiğe. Çünkü genel olarak bir fikriniz olmasını istiyorum. Daha sonrasında küçük zaman dilimlerine de gireceğiz. Ama dünkü videoyu da kısaca özetlemek istiyorum aynı zamanda. Çünkü pazar günkü videoyu çoğu kişi izlememiş olabilir. Dünkü videoda Fibonacci seviyeleri hakkında konuşmuştuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın oran tam şu an bizim altımızda ve bize destek veriyor. Bazıları diyor ki daha önceki zamanlarda da altın orandan destek almıştık. Gördüğünüz gibi burada da altın oranı inmişiz gibi gözüküyor. Burada da inmişiz gibi gözüküyor. Ama o zamanlarda en yüksek seviyemiz o kadar değildi arkadaşlar. Yani 59 bin dolar seviyesine çıkmamıştık. Gördüğünüz gibi o zaman sadece altın oranı değil turuncu çizgiye kadar inmişiz. Yani altın oranı daha önce hiç inmemiştik. Bu bir ilk oluyor. Şu an destek alıyoruz diyorum ama arkadaşlar tabii ki bu destek kesin bir destek değil, yani kalıcı bir destek de değil. Şu anlık en azından ben biraz yükseliş bekliyorum. En azından 34 bin 35 bin dolara kadar çıkacağımızı %60 ihtimalle düşünüyorum. Ama daha sonrasında bir dump bekliyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bir ay bayramımız var. Bunun hedefi de zaten bizi 20 bin dolara ya da logaritmik bakarsak 12 bin dolara kadar indirebilecek bir hedef. Zaten sizlerle bu videoda onlar hakkında konuşacağım. Kanala abone olup video like atarsanız isterseniz hızlıca analize geçebiliriz. Şimdi analizim arkadaşlar ilk başta günlük tabloya bakarak başlamak istiyorum. Çünkü günlük tabloda bir bullish pattern dediğim yani yükselmeye yönelik bir şekil var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Bu şekli görebilmek için ilk başta Fibonacci seviyelerimizi çizmemiz gerekiyor. Bu Fibonacci seviyelerimizi Ocak'taki en yüksek noktadan şu ana kadar çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları çizersek gördüğünüz gibi altın oranımız tam bu yukarı yönlü kırdığımız bölge var ya, oraya denk geliyor. Aynı zamanda da alt yeşil olan çizgimizde 35 bin dolar civarına geliyor. Bu 35 bin dolar seviyesi hem bir psikolojik seviye arkadaşlar, hem de en azından grafiğimizin olması gerektiği yeri ifade ediyor. Aynı zamanda da bu Ocak ayında yaşadığımız düşüşten sonraki ana gövdeyi ifade ediyor bu 35 bin dolar seviyesi. Benim tahminime gelirsem arkadaşlar bu 35 bin dolar seviyesi söylediğim gibi daha önce de kilit noktalarda bulmuştu destek direnç rollerinde. Bu haftaki Bitcoin tahminime göre, yani bu haftaya da önümüzdeki hafta için ilk başta bir 35 bin dolar seviyesinde, daha sonrasında yüksek bir hacim gelirse 37,5 bin dolar seviyesindeki bu turuncu seviyemize, daha sonrasında da belki ama belki altın orana kadar bir pump yaşayabileceğimiz önünde. Dediğim gibi altın orana ulaşacağımız konusunda kendime çok güvenmiyorum arkadaşlar ama %80 %90 oranında en azından 35 bin dolar seviyesini göreceğimizi, %60 %50 oranında da bu turuncu seviyeye kadar, yani 37.500 dolar seviyesine kadar çıkacağımızda kendime güveniyorum arkadaşlar. Eğer altın orana kadar gidersek arkadaşlar ondan sonra önümüzde gerçekten yüksek dirençler olacak. Gördüğünüz gibi zaten bu aşağı inişli çıkışlı bölgemiz var, yukarı yönlü olan. O bölgenin içinde bir sürü direnç, bir sürü destek var arkadaşlar. Oraları kırmamız gerekiyor. Sonrasında 53 bin dolarda çok yüksek bir direncimiz var. Onu kırmamız gerekiyor. Yani en azından şu anlık onları yapabileceğimizi sanmıyorum ben. Şimdi isterseniz bir de 4 saatlik grafiğe bakalım ama ondan öncesinde bir sponsorum var arkadaşlar. Bybit. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bybit'in sadece benim kanalıma özel güzel bir kampanyası oldu. Bu hafta yani şöyle bir yarışma tarzı bir şey olacak arkadaşlar. Benim linkimden Bybit'e kayıt olursanız hesabınıza mesela 100 dolar attınız ya, haftalık bir kişiyi seçeceğiz ve bakiyesini ikiye katlayacağız arkadaşlar. Atıyorum 1000 dolar attınız bu hesabınıza. Hesabınızda bir sonraki hafta 2000 dolar olacak. Zaten şey yaparsanız, seçilirseniz. Çok fazla kayıt olan kişi de olmuyor arkadaşlar. Mesela 100 kişi, 150 kişi arasından şanslı olursanız belki kazanabilirsiniz. Bu da bence güzel bir şey. Yani en azından hem Bybit'te trade yapmış olursunuz, hem de eğer gerçekten şanslıysanız bakiyenizi ikiye katlamış olursunuz. Bence bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Bybit linkime de açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Kendilerinin Metaverse coinleri, NFT'leri, Bitcoin al sat falan filan her şeyi var. Kaldıraç işlemlere de izin veriyorlar. O yüzden orayı bir gözden geçirin diyorum sizlere. Ha bu arada eğer kayıt olursanız arkadaşlar benim linkimden videonun yorumlar kısmına da kullanıcı adınızı yazarsanız oradan sizi bulmam daha kolay olur. O yüzden eğer bir depozit yaparsanız, bir bakiye yatırırsanız Bybit'e, kullanıcı adınızı da aşağıya yazarsanız yarışmaya katılabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olup da videoya like atmanız önemli bu yarışmaya katılabilmek için, onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi isterseniz 4 saatlik grafikle devam edelim.
Şimdi grafiğe bakarsak arkadaşlar çok klasik bir şekil göreceğiz. Bu klasik şeklin adı ters kafa omuz şekli arkadaşlar. Bunu önceki analizlerimde de zaten bazen denk geliyorduk bu şekle. Sizlere söylüyordum ama bu şeklin hedefi gerçekten çok yukarı yönlü bir hedefi var. Çok güzel bir şekil. Zaten okuması da gerçekten çok kolay. Hatta size isterseniz çizerek göstereyim. Burası omuzu, burası kafası, burası tekrar bir omuzu ve kafa şeklinde. Aşağı doğru eğimli bir tane de direnci var. Benim bu şekilden beklentim arkadaşlar önümüzdeki 12 ile 24 saat arasında bir kırılma yaşamamız, yukarı yönlü bir pump yaşamamız. Gerçekten bugün yaşanabilir bu arada. Şimdi isterseniz bu şeklin hedefini göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu arada bu trade'lerden falan anlamıyorsanız arkadaşlar Bybit'te nasıl trade yapılır adında bir videom var. Orada size trade yapmanın en basit hallerini anlattım. Yani böyle en kilit bilmeniz gereken bilgiler o videoda var. Kanalda da Türkçe olarak da var bu video. Oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl trade yapılır, nasıl long short pozisyonlar açılır. Hedefi gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar 35 bin dolara yakın bir hedefi var bu şeklin. Bu da gerçekten güzel bir şey. Az önce söylediğim tahminlerimle de uyuşuyor zaten bu 35 bin dolar seviyesi. Yüzdelik olarak söylemem gerekirse de %18,5'lik bir artış demek oluyor arkadaşlar. Tabii bunu kaldıraçlı işlemlerle de yaparsanız mesela 10x kaldıraçla %180'lik bir kazanç gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani kulağa da çok güzel geliyor. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın diyorum arkadaşlar ama kaldıraçlı işlemler yapacaksanız kendinizi bu konuda bilgilendirdiğinizden emin olun. Çünkü gerçekten riskli şeyler bunlar kaldıraçlı işlemler. O yüzden çok bilginiz yoksa normal spot trading yapabilirsiniz. Onu öneriyorum sizlere. Eğer bilginiz varsa da kaldıraçlı işlemleri kullanabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bugünkü analizim bu kadardı. Zaten söylediğim gibi %18,5'lik bir artış var. Olabilir, yaşanabilir, bugün yaşanabilir arkadaşlar. O yüzden Bybit'te trade yapmayı unutmayın diyorum. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanala abone olup video like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. Yarınki analizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.